Müdavimleri çok iyi bilir. Halı saha maçlarında kaleci bulabilmek hep zor olur. Kimse kaleye geçmek istemez. İşte bu krizi fırsata çeviren kiralık kaleciler maçtan maça koşuyor, kimseyi kalecisiz bırakmıyor. Maça 2 saat kala. Kalecinizin işi mi çıktı? Kaleciniz bu hafta oynamam mı dedi? Hiç merak etmeyin, kalecisiz kalmayacaksınız. Kiralık kaleciler hizmetinizde. Kalecinin de kiralığı olur mu demeyin. Artık kiralanan halı sahaların kaleleri kiralık kalecilere emanet. Nasıl mı? Halı saha maçı yapacaksınız ve maçın başlamasına sadece 2 saat kaldı. Kalecinizin işi çıktı ya da sakatlandı. Hiç merak etmeyin. Aslan gibi kaleciler bir tık kadar uzağınızda. Yetiş kaleci diyorsunuz ve İstanbul'un neresinde olursanız olun bu kalecileri file bekçisi yapabiliyorsunuz. Kaleci krizini fırsata çeviren sporcular kolay kolay gol yemiyor ama bu sayede belki de hayatlarının golünü atıyor. Kiralık kaleciler taleplere yetişemiyor. Siz de halı saha maçlarınızda kaleci krizi yaşıyorsanız çare kiralık kalecilerde. Efendim kiralık araba gördük, kiralık ev gördük, kiralık kaleci ilk defa görüyoruz. Haftada yani 8-9 oluyor. Ne diyorlar, kaleci yok yetiş gelmiyor. Aynen. Kaleciler işleri çıkıyor. Hizmette sınır yok. Kiralık kaleciler ne mesafe tanıyor ne de rakip. Turnuva maçlarında falan çok kaleci ihtiyaç oluyor. İyi kaleci ihtiyaç oluyor. Aslında bütün kalecilerin kendi meslekleri var. Bunu sadece ek iş olarak yapıyorlar ve ortalama 50 liraya gidiyorlar maçlara. Nasıl gidiyor antrenman? Çok iyi gidiyor, ısınıyoruz. İşte o kalecilerden bir tanesi, yine en çok talep gören boylu poslu bir kaleci. Evet, yerden bize biraz zor oluyor. Şimdi o performanslarla ilgili size küçük bir ipucu olabilecek penaltı atışları yapacağım. Günde 2 maç çok zorlarsak o zaman 3'e çıkıyor. Kiralık kalecilerin en genci şu anda kalede. Onun da bu akşam bir maçı var. Ona hazırlanıyor galiba. Evet, ona hazırlanıyorum. 10-11 maçım var. Dün aradılar hatta.